Arkadaşlar merhaba. Bugün 5 Şubat 2023 ve ben Aydın'dayım. Arka plandan anladığınız üzere yani herkes anlamaz ama anlayanlar vardır illaki. Aydın'a gelmiş bulunmaktayım. Şöyle uzun bir süredir görüşemiyoruz sizinle. Çünkü bir sınav dönemi atlattım ve bu dönemde mental sağlığımı kaybettim. Kilo almışım. Buraya gelince fark ettim ve sivilcelendim. Allah'ım yani gerçekten sınav dönemi bana tüm bunları geri getirmeye borçlu ama olmayacak. Hepsini ben tek tek yapacağım. Neyse arkadaşlar şimdi saçımı kestirmeye gidiyorum. Daha yeni geldim. Dünden önceki gece geldim. Bugün de saçımı kestireceğim. Ondan sonra bu hafta aşırı yoğun yani ve zaten çok kısa sürede kalacağım. Bunun için de yani herkesle görüşmek istiyorum. Herkes de burada maalesef. Herkesin tatili de bir ay ve benimki sadece bir hafta. Yani gerçi benim burada kalmama sebebim okul değil yani okul devam zorunluluğum olmadığı için gitmem biter ama maçım var, voleybol maçım var. Ayrıca İstanbul'da da sevdiklerim var. Göre ay babam gelmiş ya ben bir çay içip geleceğim deyince daha gelmez diye düşünmüştüm ama neyse gelmiş. Şimdi zaten üstüm kıyafetlerim hazır. Makyajımı yapıp çıkacağım. Saçımı bir before after yapalım. Saçım bayağı uzadı. Yani şu an çok kıvırcık diye gözükmüyor olabilir ama şöyle arkadan da göstereyim. Umarım gözükmüştür. Saçımı kestireceğim. Aslında saçımı kestirecek olmamın sebebi şu önleri çok uzadı. Ben onları da birazcık kısalttırmak istiyorum. Bir de kırıklarını aldıracağım. Çok kırılıyor saçım. Öyle arkadaşlar şimdi bir hızlıca hazırlanalım. Zaten babam da gelmiş. Babam bırakacak. Sonra da hemencecik kuaförümüze gidelim. Bakalım kuaförde belki çekerim belki çekmem orasını bilmiyorum. Şimdi görüşürüz. Belki iyi olabilir ama tarayamadım çünkü vaktim yok. Babam geldi aradı az önce. Zaten yine evde gidiyorum. Ay dudağım çok güzel oldu bu arada ya. Arkadaşlar selam. Saçımı kestirdim. Bir tık kısa oldu ya bence. Ama şöyle. Yani memnunum saçımdan ama yani kısaldı bu bir gerçek. Sadece şöyle bir sorunumuz vardı. Yani saçım çok yıpranıktı. Gerçekten taranmıyor. Zaten kuaföre gidince utandım. Kadın nasıl tarayacak diye düşündüm yani. Ve çok kırıktı. Gerçekten böyle şeydi. Tel çok kötü duruyordu. Zaten kuaförde dedi yani. Ne yaptın saçına? Yapısı bozulmuş falan dedi. Ben böyle krize girdim. Neyse. Sonuç olarak böyle oldu saçımız. Bayağı memnunum. Şimdi üşücüğüme gidiyorum. Asel bebe o uyuyor galiba ama Üşür ablamla otururuz. Öyle. Olmuş mu sizce? Yakışmış mı? Ve daha detaylı göstereyim. Şu an yürüyorum. Elimde böyle poşetler falan var. O yüzden tam göstermedim ama göstereceğim. Evet arkadaşlar geldim Büşra ablacığıma. Bir kahveler içildi. Fal bakılamadı. Ama bir tık beğendi. Nasılsınız efendim? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Böyle geldik. Arkadaşlar siz Büşra ablam hep videolarımın altına yorum yapar ama daha önce hiç videomda çıkmamış olabilir bu arada. Asel evet. Bayağı çıktı da. Evet. Evet Allah seni kahretmesin bu yüzden. Büşra ablam babamın kuzeni. Bizim de yani çok sevdiğimiz gerçekten çocukluğumuzun birlikte geçtiği bir insandır kendisi. Arkadaşlar öyle. Şimdi biz yine kahve içeceğiz ve oturacağız. Evet, kamerayı açmak istedim. Söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yok. Çok seviyorum seni. Ben de çok seviyorum. Ben taramalıya bağladığım için videolarda genelde yanımdaki insanla hiçbir şey konuşamıyor sanırım. Evet. Kalıyor böyle. Arkadaşlar bu arada saçımı gösterecektim size tam olarak bir göstereyim. Bir şey söyleyeyim mi? Aydın'ın güneşi bile bambaşka ama tabii güneşe çok çıkmak istemiyorum çünkü burnumdaki sivilce gözüküyor. Şöyle. Böyle oldu saçım. Şurası da arkası görebilirsiniz. Şöyle. Böyle. Böyleyiz. Bu kadar. Şimdi biz sohbet edeceğiz. Ne
prenses uyandı ve çizim yapıyor kendisi. Ne yaptın? Ne çizdin Asel? Bu eserimizin adı nedir? Armut mu yoksa? Armut. Armut çizmiş ya. Bir prenses bu ya. Ben seni yiyecek miyim peki? Öpebilir miyim? Oh. Peki sen beni öpecek misin? Bir öpücük alabilir miyim? Ya ben seni yerim yerim ya. Öpeceğim ya, öpeceğim. Ah. Bak. Armut. Armut yaptı yine ya Asel Sarı. Yetenekli ya. Çok tatlı bu kız ya. Bir prenses bu ya. Bak. Armut. Armut gitti.